أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Yüce Rabbim bir araya gelişimizi hayırlara vesile eylesin. İmanımızın artmasına, günahlarımızın azalmasına ve silinmesine, aşk-ı ilahimizin çoğalmasına, takvamızın ziyadeleşmesine, ahiret azığımızın mükemmelliyetine vesile eylesin. Yüce Rabbim her birimizi, eşlerimizle, annelerimizle, babalarımızla, çocuklarımızla, torunlarımızla, damat ve gelinlerimizle Allah yolunda yürüyen, cennete doğru koşan, bahtiyar kullarından eyleyin. Kıymetli dostlar, kıymetli hocamızın okuduğu ayeti kerimeler Furkan suresinin son ayetleri. Allah Celle ve Ala Hazretleri sevgili kullarında bulunması gereken özellikleri ve sıfatları anlatıyor. Birçok ayeti kerimesinde bu sure-i celilede bunların bir kısmını Hüce Efendimiz tilavet etmiş oldular. Onun tilavet etmiş olduğu ayeti kerimeleri müzakere etmiş olalım. Mahmud Efendi Hazretlerimiz Kuddisi Sirruhu'nun hocası Ali Haydar Efendi, dört mezhep müftüsü Kuddisi Sirruhu, büyük bir alimdi. Aynı zamanda Ehlullah'tandı. Pazar günleri hatme denen bir zikir meclisi olur. O zikir meclisinden sonra oraya iştirak edenlerden birisine tevafukan sen Kur'an oku denirdi. O da aklına geldiği yerden okurdu. Sorardı kendisine neden buradan okudun? Mevla hatırıma burasını getirdi derdi. Ve o gün sohbetin konusu da o ayetler olurdu. O ayetlere mana verilir, tefsir edilirdi. Derdi ki, demek ki Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri bu cemaatin, bu dostların bu ayeti kerimelerle ikaz edilmesini, bu ayeti kerimeleri müzakere etmesini münasip görmüştür ki bu ayetleri hatıra getirtti diyordu. Şimdi kıymetli hocamızın okuduğu ayetler tevafukan okunmuş oldu, aklına gelen ayetlerdir. Biz de bu okunan ayeti kerimelerde Rabbimiz bizlere neyi duyuruyor? Bunu beraber müzakere etmiş olalım. Yani ben size burada vaaz etmiş olmuyorum. Beraberce bu ayetleri hep beraber dertleşmiş oluyoruz. Müzakere etmiş oluyoruz. Kıymetli dostlar, Rahman Teala, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin sevdiği kullarda bulunması gereken özelliklerden birisi de tevbedir. Tevbe kelimesi yönelmek ve rücu etmek manasındadır. Bir insan haram işlediği zaman sırtını Mevla'ya çevirdi, sırtını cennete çevirdi, yüzünü şeytana ve cehenneme çevirdi demektir. Attığı adımlarla Allah'tan uzaklaşıyor ve cennetten uzaklaşıyor. Cehenneme yaklaşmış oluyor. Tevbe demek, ben yolu şaşırdım, döneyim geriye. Bir zamanlar Trabzon'a gidiyorum. Samsun sapağında şaşırdım, dikkat etmedim, Ankara yoluna saptım. Ne zaman anladım, nereden dönerim, en kısa nereden dönerim, tevbe ederim diye. Epey uğraştık. Yani yolda giderken yolunu şaşıran kişi, şaşırdığı andan itibaren ne yapar? Gideceğim yere nereden nasıl dönerim, en kısa yol neresidir diye. İşte tevbe yolunu şaşıranın tekrar yola dönmesi demektir. Bir insanın hayatında namazda sıkıntı varsa şaşırmış yolunu demektir. Bir insanın kazancında haram helal dikkati yoksa, hassasiyeti yoksa yolunu şaşırmış demektir. Bir insanın evinde geçim yoksa yolunu şaşırmış demektir. Birileri şaşırmış yani. İlahi kriterlerin olduğu yerde huzursuzluk olmaz.
huzursuzluk varsa birileri kriterleri çiğniyor demektir. Sonuç olarak kıymetli dostlar, tevbe her Müslümanda olması gereken en önemli özelliklerden birisidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem masum olduğu halde, yani peygamberlerde ismet sıfatı var. Allah onları korur, onlar örnek olacaklarından dolayı onlara Cenab-ı Hak günah işletmez. Örnek olacaklar ya. Fakat buna rağmen bulundukları makama göre zelle tabir edilir. Ufak tefek böyle kaymalar olabilir mi? Beşeriyet icabı olabilir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bazen kalbime böyle ağırlık çöker buyuruyor. Ve ben bu ağırlıktan dolayı günde en az 70 kere, bir rivayette 100 kere Cenab-ı Hakk'a istiğfarda bulunurum. İstiğfar, bağışlanmayı istemek. Yaptığım suçtan dolayı ben özür diliyorum, beni bağışla demektir. Tevbe ise döndüm, yanlışımdan döndüm, bundan sonra doğrusunu yapacağım demektir. Şimdi tevbede sınır var mıdır? Evvela şurasını bilelim. Bir insan ne kadar günah işlerse işlesin, gerçekten pişmanlık duyarak tevbe ederse Cenab-ı Hak Celle Celaluhu her tevbe edenin tevbesini kabul eder. Bir insan günde 100 defa günah işlese ama her defasında da gerçekten bir daha yapmayacağım diye samimi olarak tevbe etmiş olsa, 100.sünde Allah ben bunu kabul etmem demez yine. Tabi buradaki samimiyeti kim biliyor? Allah biliyor. Yani gerçekten tevbe eden samimi olarak tevbe edip etmediğini Allah-u Teala tevbe edenden daha iyi biliyor. Bu vesileyle kıymetli dostlar, tevbe müminin namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi, hac gibi farz olan vazifeleri arasında yer alır. Peki tevbenin tevbe olabilmesi için ne olması lazım? Birincisi, tevbede yapılan günahtan pişmanlık duymak lazım. Yani bir insan bir günahı işliyor, bu günahı işlediğinden dolayı pişmanlık duyar. Ya keşke yapmasaydım, neden yaptım, neden bu işe bulaştım demesi lazım. İçindeki kararı, gönlündeki duygusu bu olmalı. Bazen insan gençliğinde bir takım yanlışlar yapar. Sonra yaşı ilerleyince tevbe ettim der. Sorarlar, derler ki, o gençlik günlerine tekrar dönsen aynı şeyi yapar mısın? Ya o gençlik gereğiydi, zaten gene yaparım onu der. Şimdi benim yaptığım gençlik gereğiydi. Olur, bekarlık zamanında böyle şeyler olur. Ben tevbe ettim ama o günlere dönsem yine yaparım diyorsa sizce bunda pişmanlık var mı? Yok. Pişmanlık yoktu. O zaman tevbenin birinci şartı gerçekleşmemiştir. Bir abimiz vardı. Bir de çocukken böyle biraz daha hassas davranmaya çalışırdık. Yani çok da ölçüleri koruyamayan biliyorduk. Yaşlı bir abimiz vardı, bizi çok seviyordu. Ben de her gittiğimde memlekete Ahmet abi diyordum. Şu geldin işte 55 yaşına, 60 yaşına geldim, şu sakalını bırakıver dedim. Gittim geldim, yalvardım yalvardım. En son gittiğimde tamam dedi, hafız dedi, ya senin hatırın için bırakacağım dedi falan. Ben de dua ettim kendisine. Dedim ki, Ahmet abi dedim, şimdi sen bugüne kadar kestin ya dedim. Bunlardan dolayı da bir tevbe et dedim. Keşke kesmeseydim de, geçmişi de böyle kapatalım dedim. Yok hafız dedi, bak şimdiye kadar kesmem normaldi. Şimdi artık geldik 60 yaşına, bundan sonra kesmem normal değildir dedi. Dedim bak, ufak bir nüansla çok büyük şeyi kaybediyorsun. Yani eğer desen ki ya ben keşke bu sünneti seni çocukluğumdan itibaren hiç kesmeseydim, bıraksaydım, yanlış yaptım deseydin Cenab-ı Hak hepsini silecektim. Ama 60 yaşına geldim artık, bu yaştan sonra normaldir bırakmam, kesmem anormaldir, bu zamana kadar kesmem normaldir dersen o zaman geçmiş duruyor, yerinde duruyor demektir. Burasını da bilmek lazım. Tevbenin tevbe olabilmesi için birinci şartı nedamettir, pişmanlıktır. İkincisi, o günahtan el etek çekmektir. Yani bir taraftan kadehi kaldırır, bir taraftan da estağfurullah derse bu ciddi değildir yani. Bir taraftan
affedersin namahreme bakıyor, bir taraftan estağfurullah, estağfurullah diyor. Göz oraya boya, dil estağfurullah diyor. Bu estağfurullah değil ki. Yani burada tevbe yoktur. Çünkü bir, pişmanlık duyması lazım. İki, o günahtan el etek çekmesi lazım. Üçüncüsü de ciddi ve samimi olarak o günahı bir daha yapmamaya kesin karar vermeli. Artık ben bunu yapmayacağım. Şimdi sigara tiryakisi olan kardeşlerimiz var. Bakıyor ki, dinliyor sağdan soldan, kendisi de seziyor. Diyor ki bu çok zararlı, ben bundan vazgeçeyim, pişman olayım. Bir daha içmemeye karar verdim diyor. Tevbe ettim diyor. Gerçekten samimi olarak tevbe etti. Ama bir tiryakinin yanına gidince birkaç gün sonra sigara dumanı burnuna gelince, ya ver bana bir sigara diyor. Alıyor bu sefer. Gerçekten vazgeçtiği halde, ya samimi olarak vazgeçtiği halde o dumana burnuna vurduğu zaman bir daha ateşleniyor. Mesela bu adam daha önce yaptığı tevbeyi bu sefer bozmuş oluyor. Bozmuş olur mu? O tevbesi bozulmuş olmuyor. Yani o tevbesi geçerliydi. Şimdi yeni bir günah işledi. Bu günahtan dolayı yeni ayrı bir tevbe lazımdır. Yani niye anlatmaya çalışıyorum? Gerçekten tevbe ederken samimiyet, üç şeyde samimi olmamız lazım. Bir, yaptığımıza pişman olacağız. İki, el etek çekmiş olacağız. Üç, bir daha yapmamaya biz işimizden, kendi irademizden kesin karar vereceğiz. Bu kararların tamamı gerçekleşirse, daha sonra ayağımız kaydı, aynı günahı 100 defa da işlesek, her defasında aynı samimiyetle tevbe ediyorsak, Allah bu tevbeyi kabul ediyor. Şimdi kıymetli dostlar, Allah Celle Celaluhu bir ayeti kelimesinde, Tevbe suresinin 104. ayeti kelimesinde, elem ya'lemu, insanlar bilmediler mi ki, ennallâhe huve yekbelü tevbete an ibadî, Allah tevbeleri kullarından kabul eden Allah'tır. Bunu bilmiyorlar mı? Ben kullarımdan tevbeyi kabul ediyorum. Şöyle bir hadis-i şerif duydunuz mu? Hadis-i kutsidir bu. Eğer kullarım günah işlemeselerdi, hep böyle melekler gibi olsalardı, ben insanlar yaratırdım, hem günah işlerlerdi hem de tevbe ederlerdi. Böyle bir hadis-i şerif duydunuz mu? Şimdi bu ne demektir? Günah teşvik midir bu? Yani boş durmayın, günah işleyin de ondan sonra tövbe edin. O demek midir bu? Yani zaten biz dikkat etsek de günah işliyoruz. Ayağımız kazıyor, kayıyor, dilimiz kayıyor, gözümüz kayıyor, gönlümüz kayıyor, elimiz kayıyor. Yanlışlar oluyor. Az da değil. Bu şu demektir kıymetli dostlar. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın bir ismi nedir? Tevva. Ne demek? Tevbeleri kabul ediş. Bir ismi nedir? Affa, bağışlayıcı demektir. Şimdi ortada suç yoksa neyisini bağışlayacak? Ortada günah yoksa hangi tevbeyi kabul edecek? Öyle değil mi? Yani Cenab-ı Hakk'ın bu Gaffar ismi, mağfiret edici, bağışlayıcı ismi tahakkuk edebilmesi için ortada bir suç olacak. Adem Aleyhisselam tevbe etti, Allah kabul etti. Her tevbe edenin tevbesini Allah ne yapar? Kabul eder. Ne diyor? Elem ya'lemu. Bilmediler mi kullarım? Allah tevbeyi kabul eder. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de en çok ümit veren ayeti kerime Es-Sa'idu Billah Zümer suresinde قُلْ يَا عَبَادِيَ الَّذِينَ اَشْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Habibim, benim kullarıma benim şu sözümü seslen. Ey benim sevgili kullarım! Siz eğer nefsinizin aleyhinde israfta bulundunuz, günahlara daldırdıysanız sakın Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Ben bütün günahları bağışlarım. Bir hadisi kutside Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki kulum bana yer dolusu günahla gelse, tevbe ettim Allah'ım dese, ben de yer dolusu afla onu karşılarım, hoş geldin derim diyor. Şimdi kıymetli dostlar, demek ki tevbede Allah Celle ve Aleyh Hazretleri yeter ki biz tevbe edelim, günahın çokluğu azlığı önemli değil, denizlerin köpükleri kadar da olsa insan Allah'a iltica ettiğinde hoş geldin, sefa geldin diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi tevbenin ciddi ve samimi olması gerekir. Tevbenin kabul edilmediği iki tane zaman var. Bunlardan birisi kıymetli dostlar, güneş batıdan doğup doğudan battığı zaman. Yani kıyamet artık kopuyor demektir.
Kıyametin küçük alametlerinin sonuncusu, büyük alametlerin başlangıcı, artık kıyamet kopuyor anlamına geliyor ki ondan sonra tevbe edenin tevbesi kabul edilmez. Bir de وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى اِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّي تُبْتُ الْآنِ Yani birileri günah işliyor. Tam ölüm vakti geliyor, can hurkuma dayanıyor, gargara gerçekleşiyor. Yani ruh bedenden ayrılmak üzere öleceği kesinleşti. Şimdi tevbe ettim diyor. Bu geçerli değildir Mevla. Buna benzer bir tevbe ile tevbe etmişti kim? Çok meşhurdur. Firavun. Denizde boğulacağı kesinleşince Âmentü bi Rabbi Musa ve Harun, Musa ile Harun'un Rabbisine iman ettim dedi. Ama ona söylenen ne oldu? Cevap, âl-âne şimdi mi? Şimdi mi? Bakınız Firavun'a şimdi mi dendi, hayattan kesin umut kestiği zaman, artık ben ölüyorum, dönüşü yoktur diye anladığı an tevbe etti. Bu tevbeye Cenab-ı Hak ne cevap verdi? Şimdi mi? Dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselama bu kadar peygamberlerle çalıştın. Hayatında anekdot olarak bana anlatacağın ne vardır diye sorduğunda bir tanesini Firavun askerleriyle, atlarıyla geldiğinde deniz kenarına geldiğinde tüneller açılmıştı. Gireyim mi, girmeyeyim mi? Çünkü orada normalde tünel yoktu. Allah Celle Celaluhu beni İsrail için denizde tünel açtı, onlar geçsin diye. Firavun da geldi şimdi, gireyim mi, girmeyeyim mi diye orada tereddüt etmiş biraz. Acaba burası yeni açıldı, bizim girişimizde sıkıntı olur mu? Endişesini yaşadı. O zaman onun atını öylesine kışkışlıyordum ki bir an önce denize girsin, o şeye girsin, tünele girsin. Çünkü geberecek biraz sonra. Eğer oraya girmeden tehlikeyi tam fark edip tevbe etseydi o güne kadar yaptıklarının hepsini beleş yiyecekti. Tevbesi kabul edilecekti. Yaptıklarını beleş yemesin, cezasını çeksin diye ben onun atını öylesine dürtükledim. Haydi gir, haydi gir de, diye bir mücadele verdim. Cevabını vermiş kıymetli dostlar. Yani hayattan ümit kesildiği zamanki tevbe geçerli değildir. Bir de güneş batıdan doğup doğudan battığı zaman tevbe geçerli değildir. Bunun dışında her zaman tevbe geçerlidir. Aklımıza gelebilir diye söylüyorum. Bazı hastalıklar var ki geriye dönüşü pek yoktur. İşte kanser belli evrelerde geriye dönüşü yoktur. Şimdi o hastalık içerisinde, sancılar içerisinde kıvranan insanın hali Firavun'un hali gibi değildir. Çünkü bazı kanser hastaları için diyorlar ki efendim bu 6 ay yaşar, 6 sene yaşıyor. 6 ay yaşar diyenler ölüyor fakat o hala yaşıyor. Yani o ne değildir? O Firavun'un denizdeki boğulma anı sayılmaz. Onun ne kadar yaşayacağını ne doktor bile biliyor. Tahmindir onların söylediği, kendisi de bilmiyor. Yani o manzarada yapılan tevbe geçerli midir? Elbette geçerlidir. Şimdi kıymetli dostlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tuğba limen vücide fi sahifetihi kethretul istiğfar buyuruyor. Yani yarın amel defterleri açılacak. Herkesin amel defteri açılacak. Müjdeler olsun o insana ki amel defterinde çokça tevbe var, istiğfar var. Şöyle bir şey de anlatayım. Benim ehliyet 85 senesinde almıştım onu. O günden bugüne kadar epey eskimişti. Bantlarla yapıştırmıştım onu. Dediler ki yani bunu yenileyelim. Yani sahibini yenilemek mümkün değil ama ehliyeti yenilemek mümkündür. Gıcır gıcır sıfır bir ehliyet veriyorlar. Dediler ki sağlık ocağına gideceksin, bir işte sağlık raporu alacaksın. Gittik sağlık ocağına, dediler ki bir şey dolduracaksın, form dolduracaksın internet devlet üzerinden. Neyse arkadaşlar formu doldurdular. Sonra gittik doktorun huzuruna. Doktor beni tanımıyor.
TC kimliğimi girdi. Baktı dedi ki sende dedi işitme kaybı var dedi. Allah Allah. Ben 2 sene önce bir kulak ameliyatı oldum. Onu orada gördü ya. Beni tanımıyor adam ha. Dedim ya benim sağ kulağım duymuyor mu? Sol kulağım iyi duyuyor dedi. Ha dedi tamam sen bir ameliyat geçirdin falan. Biraz sonra dedi ki senin gözlerinde de problem var dedi. 5 sene önce bir göz lens taktırmıştı. Onu orada gördü. İnan ki o bana onları söylerken aklıma ne geldi? Doktor bunların hiçbirisini bilmiyordu ya. Ama o e-devlete girince var ya benim sicilimi gördü be. Senin kulağında problem var, gözünde problem var dedi. Sonra anlaştı. Gözümü ölçtü, baktı okuyabiliyor mu, okuyamıyor mu, okuyorum dedi. Baktı sessiz konuştu, duyabiliyor mu, duyabiliyorum, tamam dedi, ehliyet alabilirsin. Ehliyeti yeniledik ama kulağı yenileyemedik, gözü de yenileyemedik. Şimdi o bunları söylerken inanın ki bana ahiretteki manzara gözümün önüne geldi be. Beni hiç tanımayan o doktor gözünde problem var dedi. Nereden biliyor ya? Kulağında problem var dedi. Nereden biliyor? Bana tarihini de söylerdi biraz itiraz etsem. Hangi hastanede olduğunu da söylerdi belki. Kıymetli dostlar be. Ahirette herkes, hepimizin bir defteri çıkacak mı? Çıkacak. O doktor okuduğu gibi bize de okurlar. Bir garantimiz var ne? Gerçekten samimi tevbeyle tevbe edersen Allah defterden siler onları. E-devletten siler onları. Bu sefer karşımıza çıkmazlar. Samimi tevbeyle tevbe edersek Allah Celle Celaluhu ve ulaiki yubeddilullahu seyyiatim hasenat. Bu sefer Cenab-ı Hak defterdeki günahları çeviriyor, siliyor, onların eline iyilikler yazıyor. Yeter ki sen bana dost ol diyor. Bana kendini bir sevdir, kabul ettir bakayım ya. Şu günahlarından dolayı iyi bir tevbe et, samimi tevbeyle tevbe et. Ben anlayayım senin tevbe ettiğini. Ben sana niçin günah işledin demiyorum. Niye tevbe etmedin diyorum sana. Mesele bu. Şimdi bu olay, ehliyet olayı gerçekten beni çok düşündürdü. Hakikaten etkiledi beni. Bir de buna benzer bir manzara şeyde yaşadım. Havalimanı tarafına gitmiş, Aksaray tarafına gitmiş affedersiniz. Metro ile geleceğim. Bende de şey var, akbil var bende. Ama çoktur. Kullanmamışım akbili. Ne var ne yok içerisinde bilmiyorum. Biraz bir şeyler var olduğunu biliyorum da ne var ne yok bilmiyorum. Geldim şimdi geçeceğim. Bastım akbili. Baktım yazı yazıyor. Geçersiz bakiye diyor. Açmadı bana kapıları. Açmadı bana kapıları. 25 kuruş mu ne eksikti. Ya kocaman Kocatepe Camisi'nin İmam Hatibi ya bu. Açmadı bana kapıyı. Eksi bakiye dedi arkadaşlar. Eksi bakiye dedi bana kapıyı açmadı. O zaman da benim hatırıma geldi. Ya Sırat Köprüsü'nden geçerken eksi bakiye derlerse, o kapıları açmazlarsa bize ne olacak halimiz? Bunlar gerçekten yaşadığımız, hep beraber efendim hayatın atmosferi içerisinde karşılaştığımız şeyler ya. 25 kuruş bakiye eksiği sebebiyle bize ne yapmıyor? Peron açılmıyor. Sistem kabul etmiyor eksik yatırdığın zaman. Geçemezsin diyor. Kardeşler, buradakinin üstünden atlarsın, altından geçersin. Gene bir hilesini bulabilirsin de öbür tarafta ne alttan atlaya geçebilirsin ne üstten atlayabilirsin. Hiç yapacak bir şey yoktur. Sonuca katlanmaktan başka yapacak hiçbir şey yoktur. Allah bize yardım etsin. Şimdi 1. ayet-i kerimede Rabbimiz Celle Celaluhu ne buyurdu? وَمَنْ تَعْبِ Bir insan tevbe ederse ki Cenab-ı Hakk'ın sevgili kullarında aradığı özelliklerden birisi bu. Peki tevbe ettim, ne olacak? Hemen peşinde olması gereken ve amile salih. Amellerini düzeltmiş oldu. Dün, bugün tevbe ettik. Dünkü hayatımızla bugünkü hayatımız, bugünden sonraki hayatımız farklı olacak.
Bu farklılık tevbedeki samimiyetimizin ispatıdır. Şimdi ben tevbe ettim. İçkiden, kumardan tevbe ettim. Eğer benim tevbe ettikten sonraki hayatım salih amellerle süsleniyorsa o zaman tevbemde samimiyim demektir. Şimdi Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri وَمَنْ تَابَ tevbe ederse bir ve amile salihen imanına uygun tavır ve davranış ortaya koyarsa فَاِنَّهُ يَتُوبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا bu insan Allah'a döndü ya, Allah da onun dönüşünü kabul eder. Mevla da ona döner. Kulum bana ya Rabbi dediğinde ben de buyur kulum derim kendisine. Kısacası tevbe eden insan için müjdeler az değildir kıymetli dostlar. فَاِنَّهُ يَتُوبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا Mevla'ya samimi dost olan, sevgili dost olan insanlarda bulunması gereken özelliklerden birisi tevbe. Tevbeden sonra salih amel. Tevbe ile ilgili şu son cümleyi de söyleyeyim. Tevbe eğer kul hakkına taalluk eden bir günah ise burada o kul hakkı bir şekilde ödenmesi gerekir. Yani yaptığına pişman oldu, vazgeçti, bir daha yapmamaya karar verdi ama ortada bir haksızlık var yani. O haksızlığı da gidermesi lazım. Eğer giderilmesi mümkünse, adam ölmüş, kaybolmuş, bulamıyor, o zaman durum değişir. Onun ruhuna sadakalar gönderecek, dualar yapacak, efendim hediyeler verecek, o da onların karşılığında bağışladım demiş olacak, o beklenecek. وَالَّذ۪ينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَاِذَا مَرُّوا بِاللّٰهِ مَرُّوا كِرَامًا Rahman Teala'nın sevgili kullarının bir özelliği de yalan yere şahitlik yapmayacaklar. Eğlence meclislerinde hazır olmayacaklar. Tevafuken geçtiği yol üzerinde bir eğlence meclisi varsa onurlu bir insan gibi uğramadan tık 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 burası benim yerim değildir bir an önce buradan geçmem lazım deyip olgun insanın geçişi gibi oradan geçer. Mal bulmuş mağribi gibi hani şimdi yazıyorlar, ilan ediyorlar, canlı müzik diyorlar, şu diyorlar, bu diyorlar. Kardeşim, yarın E-Devlet'te çıkar karşına. Yarın E-Devlet'te çıkar karşına. Geçiyorum burasında. وَاِذَا مَرُّوا مِنْ لَهُ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا سُمَّنْ وَعَمْيَانًا Kıymetli dostlar, vaaz ve sohbet dinlemek müminin şiarıdır. Dinlediğimiz vaaz ve sohbetler bizim imanımızı artırır, günahlara karşı nefretimizi artırır, ibadetlere hevesimizi artırır, Allah'a yönelmemizi artırır, aşk-ı ilahimizi çoğaltır. Münafıklarda ise ezan duyarlar, duymaz olurlar. Vaaz sohbet duysalar nefret ederler, asla onu iyi yorumlamazlar. Hani şey gibi düşünün şimdi Türkiye'de bir iktidara bir muhalefet var. Her ülkede olduğu gibi muhalefet daima iktidarın konuşmalarının açığını arar. Yaptıklarının açığını arar. Onun işi o. Şimdi dinsiz ve imansızlar da vaaz ve sohbet dinledikleri zaman hep böyle açık ararlar. Nereden çalabilirim, nereden çırpabilirim, nereden tenkit edebilirim? Bu taraftan bakarlar işe. Mevla buyuruyor ki benim sevgili kullarım ayetleri duydukları zaman kör ve sağır olarak yere yatmazlar. Kulak verirler. Ne diyor Allah? Ne diyor Celle Celaluhu? Rabbim ne diyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Kulak verirler. Ki bunu Enfal suresinde Cenab-ı Hak Celle Celaluhu gerçek müminler, hakiki müminler o insanlardır ki Allah'tan bahsedildiği zaman, vaaz ve sohbet yapıldığı zaman kalpleri ürperir. Ayetler onlara okunduğu zaman imanları coşar, yalnız Allah'a güvenirler diye Cenab-ı Hak Celle Celaluhu müminleri bu şekilde övüyor kıymetli dostlar. وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا Rahman Teala'nın sevgili kulları bir de şu özellikleri var. Cenab-ı Hakk'a yalvarırken derler ki ya Rabbi eşlerimizden, zürriyetlerimizden, bizi memnun edecek, mutlu edecek, huzur verecek eşler, çocuklar, torunlar, damatlar, gelinler bizlere nasip eyle.
وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا Muttakilere bizi imam ve önder eyle Allah'ım diye bana yalvarırlar. Burada çok önemli bir cümle var. Nedir o? Allah'ım bizi muttaki yapmak güzel bir duadır. Ama bizi muttakilere imam eyle demek, yani muttakilerin de önünde yürümek isteyen ulvi duyguya sahip insanlardır diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi bundan sonra buyuruyor ki ulaike, bu kullarım var ya, tevbeye sarılmış, salih amellerle hayatını güzelleştirmiş, eğlenceye şahit olmuyor, eğlenceden kaçıyor, haramlardan, günahlardan kaçıyor. Ulaike bunlar, yücizevnel gurfete, ben bunları cennetin alasıyla mükafatlandıracağım. Bima sabaru, bunlar sabırlı kullar. وَيُلَقَّوْنَ ف۪يهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا Cennette bunlara selam ile melekler karşılık verecek. Bunlara Allah selam verecek, melekler selam verecek, birbirlerine selam verecekler. Cennet selam yurdudur. خَالِد۪ينَ ف۪يهَا Orada ebedi kalacaklar. حَسُنَتْ مُسْتَقَرًا وَمُقَامًا Ne güzel yerdir be orası. Ne güzel ikamet edilecek yerdir orası dedikten sonra şöyle bitiyor kıymetli dostlar. قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ Habibim, de ki, eğer sizin duanız, ibadetiniz, imanınız olmasa, Rabbim neden size değer versin ki? Eğer sizin imanınız, ibadetiniz, Allah'a yalvarışınız varsa Allah size değer verir. Bunlar yoksa Allah size niye değer versin? Beş para yapmazsınız. فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا Kıymetli dostlar, Allah eşrefi mahluk olarak insanı yaratmıştır. Ama insan eğer yaratan Allah'ı tanımazsa, bilmezse, kabul etmezse Allah Celle Celaluhu onun bütün canlıların en şerlisi olduğunu Kur'an'da ilan ediyor. Dolayısıyla sizin imanınız, duanız, ibadetiniz yoksa ben size niye değer vereyim? Etiniz benim için değerli değil, kemiğiniz benim için değerli değil ki. Benim için imanınız değerlidir. Ben sizi bunun için yarattım. Eğer imanınız varsa, ibadetiniz varsa, Allah'a yalvarışınız varsa ben size değer veririm. Değerlisiniz, değilse beş para değeriniz yoktur. قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ Eğer duanız, ibadetiniz, imanınız olmasa Rabbim size neden değer versin? Değeriniz yoktur diyor Allah Celle Celaluhu. فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا Eğer tekzip ederseniz, tekzip etmiş olanlar cehennem ateşine yapışmış olurlar. Cehennem ateşinden kurtulamazlar diye buyuruyor ayet-i kerimelerde. Yüce Rabbim duyduklarımızı kavramaya, gereği gibi hayatımızı tanzim etmeye her birimizi muvaffak eylesin. Yüce Rabbim geçmişlerinize, geçmişlerimize rahmet eylesin. Yüce Rabbim samimi tevbeyle tevbe edenlerden, kendisine görenlerden, tevbesi kabul edilenlerden eylesin. Yüce Rabbim ruz-i mahşerde yüzü pırıl pırıl, amel defteri tertemiz, hesabını kolay vererek ilk cennete girenlerle girebilmeyi her birimize nasip eylesin. Tevbesi kabul edilenlerden eylesin. Seve seve şartlarına uyarak hayatını tevbeyle değerlendiren ayık ve bahtiyar kullarından eylesin. Sultanül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu için, her birimizin bütün geçmişlerimizin ervahı için, bu müesseselerin yapılmasında ve devamında emeği geçip ahirete göçmüş olan ashab-ı hayratın ruhları için, din-i celil-i İslam'ın aslına uygun bir şekilde anlaşılmasını ve yaşanmasını bizlere öğretmede gerçekten farklı bir gayret ortaya koyup ahirete intikal eden Efendi Hazretlerimizin de âli ruhları için, Allah rızası için El-Fatiha.